de Sultancığım sen herhalde gerçekten yaşananların farkında değilsin. Kimse geçmişi konuşmuyor. Senin iki kızın da onların deyimiyle bir ortamın içine girmişler. Ve o ortamın içinde yasaklı madde var. Benim en çok dikkatimi çeken konu o. Tamam mı? Bak yavrucuğum, Sultancığım sen de daha çok gençsin. Ama o yasaklı maddeyi senin kızlarına bedavadan vermezler. Kimseye vermezler. Para senin kızların, senin verdiğin parayla o yasaklı maddeyi senin iki kızın kullanamaz canım benim. Tamam mı? Sen kızlarına dönüp o sırada onu fark ediyorsunuz ya, siz parayı nereden buluyorsunuz da alıyorsunuz demen lazımdı. Bugün burada... O kadar parası olmuyordu. En fazla 100-150 veriyordum. Bunu o kadar, bak söylüyorum gerçeği, tamam. Yalan desin. Ben bunu o kadar para vermiyordum. Ablasına veriyordum. Tamam. Dedesi evde veriyordu. Günde kaç lira veriyordun? Günde kaç lira veriyordun Nevrigül'e günde? Devamlı geldiği zaman ama... Geldiği zaman değil. Bu çocuğun, tamam mı? Çalışıyor mu Nevrigül? Çalışmıyordu. Çalışmıyor. Sen çalışıyor musun? Çalışmıyorum, evdeyim ben. Ha, kim çalışıyor sizin evde? Eşim çalışıyor. Ne iş yapıyorsun Sedat Bey? Hurdacılık. Ben hurdacılık yapıyorum. Ambalık. Kişi normal tamam. Yani. Mesela aylık ne kadar bir maaşın var eğer söylemesi ayıp değilse? Yani abla şu andaki durumlara göre diyelim ki 100 lira da alıyorsun, 200 lira da alıyorsun. Belli olmuyor. Şimdi yalan söylüyorum. Anladım. Yani 3000 lirayla 6000 lira arası bir gelirin var. Tabii. Tamam. Belli tamam. Olmuyor. 3000 lirayla 6000 lira arasında bir geliri var bu adamın. Bu adam ev geçindirmeye çalışıyor. İki kızı hangi parayı vereceksin? O kızlar hangi parayla hem gezecekler, hem tozacaklar, hem yasaklı madde, hem o, hem bu? Olur mu? Olmaz. Ve olmazsa o zaman senin kızların bunu nereden temin ediyorlar? Aslında bizim Nazmiye'ye sorduğumuz bu. Evet. Doğru. Arkadaş aralarında temin ediyorlardı. Heh, arkadaş aralarında da bir kere verirsin, iki kere verirsin. Üçüncüsünde de onun, sen de vereceksin herhalde. Yani. Öyle düşünün yani. Bir de onun geleceği arkadaş grubunun mantıklı düşündüğünde kendiyle aynı koşullarda olan arkadaş grubuna girmesini beklersin. Ekonomik anlamda vesaire. Demek ki bambaşka bir gruba girdiler. Ona para veremeyecekler. Girdiler. İşin içine para girdi mi arkadaşlık bir iki derken biter. Başka yönlere doğru gider. Şimdi dün... Hiç bunun ötesi yok. Aynen öyle canım. Yani aslında Nazmiye kızıyor ya ben öldürmedim diye. Biz Nazmiye sen ablanı öldürdün demiyoruz. Siz bir ortamın içine girmişsiniz. O ortamdaki isimleri ver yavrum. Polis de gitsin biz de gidelim onu bulalım diyoruz. Söyledim. Tamam, nereden bu değirmenin suyu diyoruz. Bildiğini söyle Nazmiye. Bildiklerimi anlat. Hepsini anlatıyorum zaten. Anlat Nazmiye. Ya ben size bir dakika. Şimdi dün Bursa Gemlik'ten bize bir izleyicimiz ulaştı. Önce onu söyleyeceğim. Bursa Gemlik, Doktor Ziyakaya Mahallesi, Kavaklı Sokak'ta Barış, Hakan, Nevrigül ve Nazmiye'nin takılıp yasaklı madde kullandıkları bir ortam evi vardı dedi. Doğru mu Nazmiye? Nasıl ortam evi? Böyle bir ev var mı? Gittin mi? Hakan. Hakan Bursa ben... Gemlik, Doktor Ziyakaya Mahallesi. Gittiğin bir yer mi burası? Noos falan var da gerek yok yani. Kavaklı Sokak. Barış, Hakan, Nevrigül ve Nazmiye. Hakan yoktu. Ben bir tane eve gidiyorduk ama oturuyorduk. Yasaklı madde yoktu. Tamam. O yüzden hey'i merak ettim de sordum. Buradaki Hakan olduğu için o Hakan'ın ailesi mi, Hasan'ın ailesi mi diye. O yüzden söylüyorum. Barış, Hakan, Nevrigül ve Nazmiye takılıp yasaklı madde kullanıyorlardı. Ortam evi diyorlarmış buna. Bunu yeni yeni lügatımıza şeyler girmiş. Hatta diyor burada benim için önemli olan şey diyorum. 2-3 ay önce Nevrigül'ü dövüp eve kapatmışlardı. Mahalleli polise şikayet edince ekipler gelmeden Nevrigül'ü ağzı yüzü morluklar içinde evden çıkardılar. Polis gidince de evi geri soktular. Nazmiye de ablasının başına gelenleri biliyordu. Nazmiye, Fatih, Barış ve Doğan, Nazmiye, Fatih, Barış ve Doğan'dan korktuğu için konuşamıyor. Bunların hepsi yasaklı madde kullanıyor. Bahsettiğim sokakta çalışma yaparsanız komşular size bilgi verir dedi. Biz bu ihbar geldikten sonra da bu şeye gittik. Sokağa gittik. Oraya gittik. Sonra ekibimiz bu Nevrigül'ün dövülüp tutulduğu söylenen adresi araştırma yaparken ne tesadüftür ki bu iddialarda adı geçen Barış da araştırma yaptığımız adrese ekibimizin yanına geldi. Barış kim? Senin sevgilin olduğunu kabul etmeyen. Galiba yayından sonra da Barış seni arayıp gönlünü almış. Senin aslında düzelmenin nedeni içtiğin bir tane hap değil, Barış'ın seni araması değil mi? Neydi Barış seni arayıp? Ya abla, burası evlenme sevgili muhabbetini de buradan kaldırın. Zaten yapmam. Ayrıca tamam mı? Bir insan, bak eşimin çok güzel bir lafı vardır. Der ki,
kalabalıkta söylenen sözün tenhada telafisi olmaz. Çok harika bir laf, biliyor musun? Anladın mı ne demek olduğunu? Öyle kalabalığın içinde benim sevgilim değil, takıldığım kız, telefonla konuştuk bilmem ne deyip sonra tenhada sana özel telefon açıp ben seni seviyorum demekle de hiç kimse benim karşımda bir net bir duruş sergileyemez. Sen de inanma kızım. Tamam mı? Tamam, şunu izleyelim, konuşalım. Ha, sen ondan de inanma. Senin, ben size... Dün seni Barış aradı mı? Aradı. Ne dedi? Anlatırım onu. Burada konuşmak istemiyorum bak abla, özel hayat. Allah Allah. Bu özel hayat değil ki. Seni dans etmiyorlar sana. Evlenmeyi mi teklif ediyorlar? Sen benim sevdiğim kızsın dedi. Sen benim sevdiğim kızsın dedi. Ha işte sen de şimdi ona telefon aç, reklam arasında Müge abla dedi ki de öyle kalabalıkta yapılan şeyliğin, kabalığın tenhada özrü olmaz dedi de. Var mı? Abla şunu izleyelim edelim, şu, ondan sonra ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bir şey mi konuşacağım ben? Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Git annem. Tamam, konuşalım. Ama boş yere konuşma. Boş yok, yere boş yere değil, belki bir dolu bir şey konuşacağım. Baba, siz her yere katılmayın, şey girmeyin bak. Karışma sen, bırak ya. Baba karışmayın. Ya gidip geliyor bir şey tamam, yok. Tamam olsun, gitsin dur, Müge ablasına anlatsın İbrahim baba. Anlatsın. Sen de bunu abla karar vereceğim mi vermeyeceğim mi bilmiyorum, o da sana kalmış bir şey. Git ha, git ama annem. Bunu ben çok istiyorum yapmak. Git, git konuş annem, git ablana. Tamam dur, reklam arasında konuşuruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında Nazmi'nin bugünkü ruh hali bu. Ben de sana bir ablan olarak diyorum ki... Hadi anne. Ama erkek dediğin beraber olduğu kadının gözünden sakınır. Öyle ben zaten telefonla konuşuyordum. Sevgili bile diyemem. Telefon bitti. Ne zaman başladık, ne zaman bittik demez milletin içinde. Orada der ki o benim sevdiğim kız der. Dedi mi? Burada. He. Demedi. Neden demedi? Ne dudağını büküyorsun? Gayet akıllı bir kızsın. Ne bileyim, ilişkin yani sevgili olduğumuzu kimse bilmesini istemediği için de söylemiş olabilirim. Sen zaten kendin geldiğinde anlattın. Saklanan bir şey değildi ki bu. Ben saklamadım. Ben hep açık söyledim. He. O neden saklıyor olabilir? Onu bilmiyorum işte. Ona da Doğan diyor ki saklamasının nedeni Nevrigül'ün ölümüyle alakalı olabilir diyor. Aynı şeyi Remzi de söylüyor. Neden o zaman diyor söylemiyor Doğan da diyor. Neden görüşmüyor? Doğan diyor ki neden görüşmüyorlar diyor. Görüşüyoruz. He? Konuşuyoruz. Telefondan sadece. Ama yanına gidip de yüz yüze oturup konuşmuyorum. Gerçekler ortaya çıkasıya kadar. Hangi gerçekler? Bu ablamı öldüren katiller ortaya çıkasıya kadar. Nazmiye çıkmamız için konuşması lazım. Çıkması için konuşmamız yok lazım. Ama bak, ben onun da buraya gelmesini istiyorum, konuşmasını istiyorum. Barış'ın mı? Evet seni gelsin. Seni çok seviyor ya, sen onu sevdiği insansın ya, çağırsaydın gelseydi. Ben söyledim. Niye gelmedi? Ha? Bilmiyorum, orasını bilemem. Hadi yapalım bir evlilik programı, hadi gelsin evlendireyim, hadi gel yapalım. Kimi evlendireyim? Evlenme ya konusu değil, gerçeklerin ortaya çıkmasını evlilik programı istiyor. Değil diyorsun işte, gelsin işte, çağır adam gelsin. Başından geçiniyor. Ben yapamam o işleri. Ben beceremem yani. Yapamam derken, yapmam derken beceremem ben o işleri. Böyle tek gözü kapalı gezemem. O kadar güzel bir kızsın ki. Onun haddi değil onu öyle konuştuktan sonra seni arayıp da telefonla bilmem ne demek. Dün Fatih'in adını verdim. Fatih ile röportaj yaptık. Şimdi size izleteceğim. Baştan izletmeden söyleyeyim. Fatih Bey, sizin ne işiniz var bu çocukların yanında ya? Sizin Fatih'in yanında ne işiniz var? Abi diye işte... Ne abisi abi ya? Ne abisi ya? Kızım ne işiniz var sizin bu adamların yanında? Nevgirgül'le ikinizin bu adamların yanında işi neydi? Soru bu aslında. Daha hiç öteye gitmeyelim. Sizin ne işiniz var bu adamların yanında? Ya, oturuyorduk sadece abi. Ne oturması niyetine ya? Senin oturacağın yaşta insanlar mı bunlar? Ya değil tabii ki daha. E ne o zaman değil oturuyorsunuz? İşte o zaman baştaki sorumun cevabına geliyor. Hangi menfaatle siz onların yanında oturuyorsunuz, onlar sizi yanınızda oturtuyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.